Uyanmaya hazırsan uyanacaksın ve hazır değilsen sadece küçük bir zavallıymışsın gibi davranmaya devam edeceksin. Ve burada bu tür sorgulamalarla meşgul olduğun ve bu tür dersleri dinlediğin için uyanma sürecinde olduğunu varsayıyorum. Ya da uyanma konusunda ciddi olmadığın bir tür flörtleşme ile kendi kendine alay ediyorsun. Belki ciddi değilsin ama samimi olduğun için uyanmaya hazırsın. O halde uyanma ve gerçekte kim olduğunu bulma yolunda olduğunda yaptığın şey tüm evrenin burada ve şimdi dediğin yerde yaptığı şeydir. Bir dalganın tüm okyanusun yaptığı bir şey olduğu gibi sen de tüm evrenin yaptığı bir şeysin. Gerçeksen hayatın itip kalktığı bir tür kukla değildir. Gerçekte ve derinlerde tüm evren sensin. O halde öldüğünde sonsuz var olmamaya katlanmak zorunda kalmayacaksın. Çünkü bu bir deneyim değil. Pek çok insan öldüklerinde sonsuza kadar karanlık bir odada kilitli kalacaklarından korkarlar ve bir nevi de buna maruz kalırlar. Ama dünyadaki en ilginç şeylerden biri, bir farkındalık alıştırması olarak uyuyup hiç uyanmamanın nasıl olacağını hayal etmektir. Bunu bir düşün. Çocuklar bunu düşünür mesela. Hayatın en büyük harikalarından biridir. Uyumak ve hiç uyanmamak nasıl olacak? Ve bunun hakkında yeterince uzun düşünürsen sana bir şey olacak. Diğer şeylerin yanı sıra bunun sana bir sonraki soruyu yönelteceğini göreceksin. Hiç uyumadan uyanmak nasıldı? İşte o zaman doğdun. Görüyorsun, hiçbir şeyin deneyimine sahip olamazsın. Doğa boşluktan nefret eder. Yani öldükten sonra olabilecek tek şey aynı deneyim ya da doğduğundaki aynı tür deneyimdir. Ve hepsi sensin. Herkes benim, hepsinin sen olduğunu biliyorsun ve tüm galaksilerde varlıklar nerede olursa olsun hiç fark etmez. Sen hepsisin. Ve onlar ortaya çıktıklarında o da sen oluyorsun. Bunu çok iyi biliyorsun. Sadece geçmişi hatırlamak zorunda değilsin. Aynı şekilde tiroid bezinin nasıl çalıştırıldığını ya da vücudundaki diğer her neyse onu düşünmek zorunda değilsin. Güneşin nasıl parlayacağını bilmek zorunda değilsin. Sadece yap, nefes alıyormuş gibi yap, yani yaşa. Fantastik derecede karmaşık bir şey olman ve tüm bunları yapıyor olman ve bunun nasıl yapılacağı konusunda hiç eğitim almamış olman seni gerçekten şaşırtmıyor mu?